Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki arada bir ben de futbolcuyu tahmin ediyorum. Haftanın oyuncularına gelecek olan futbolcuları tahmin ediyorum. Bu videoda da çok güzel bir hafta geçirdiğimiz için güzel bir tahminde bulunmak adına geçtim buraya oturdum arkadaşlar. Size futbol 2024 Mobile'de Perşembe günü gelecek Playoff Trick oyuncuları tahmin edeceğim. Yalnız ondan öncesinde çok kısa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Futbol dünyasını ilgilendiren bir konu. Herkesin dikkatini çekmeyebilir ama benim çok dikkatimi çekti ve ben bu konuda çok hassas bir insanım. Daha öncesinde Rüdiger'in Vinicius Junior'ın başına gelmişti. O zaman fazla konuşmamıştım, sesimi çıkartmamıştım. Tepkimi göstermiştim ama fazla sinirli değildim ama şimdi birazcık daha sinirli ve birazcık daha tepkimi göstereceğim. Arkadaşlar Milan ve Udinese maçı vardı bu hafta sonu ve Fransız kalecisi Maignan'ın kale arkası seyircileri ırkçı tezahüratlarda bulunmuş ve Maignan Milan takımı komple soyunma odasına gitmişti arkadaşlar. Sonrasında önde oldukları için maçı kazanmak adına geri döndüler ve maçı kazandılar. Öncelikle Milan takımına tebrik ederim ve Maignan'ın da takımı galibiyet getirmesini ve intikamını öyle almasını da tebrik ederim ve ırkçılık yapan insanlara buradan söylemek istediğim şeyler var. Sizin ananızı götünden sikeyim. O bu çocukları ırkçılığı lanetliyor ve hayır diyoruz arkadaşlar. Bu benim en çok kızdığım şeylerden birisidir. Dilin ırkın şeyi olmaz. Yani bu olmaz. Bunu yapamazsınız. Kimseye bunu yapamazsınız. Kimseye renginden dolayı, gözyaşından dolayı kızamazsınız. Dediğim gibi kimseye doğduğu yerle ilgili kızamazsınız. Buna hakkınız yok. Herkesin yaşamına, herkesin hayatına saygı duymak zorundasınız. Saygı duymak istemiyorsanız kendinizi gidin öldürün ve insanları görmek zorunda kalmazsınız. Açık ve nettir arkadaşlar bu konuda tavrım. Türkiye için de geçerli bu. Şöyle ki o konulara fazla inmeyeceğim ama dediğim gibi ırkçılığa hayır diyoruz arkadaşlar. Şimdi 10. tahmin bölümüne geçelim arkadaşlar. Şöyle yanımda bir defter var. Hepsine yazdım arkadaşlar unutmamak için. Maçları tek tek izledim. Çok çok güzel, mükemmel maçlar oldu. Gerçekten inanılmazdı. Çok keyifli bir hafta geçirdim arkadaşlar. Şimdi ilk önce dünyanın en iyi ligi Premier Lig'den başlayalım. Bence dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Sonra İspanya Ligi. Sonra işte Fransa, İtalya böyle geliyor. Premier Lig'de arkadaşlar Arsenal Crystal Palace maçı vardı. Ve burada arkadaşlar Gabriel Magalhães 2 gol attı. Gabriel Martinelli de 2 gol attı. Stoper olarak Gabriel Magalhães 2 gol attığı için, stoper futbolcusu olduğu için bu hafta onun geleceğini düşünüyorum ama hatta şöyle bir Gabriel Magalhães'e bakalım. Nasıl yazacağız? Magalhães, evet burada. Şöyle stoper kendisi arkadaşlar. Bir sürü de kartı gelmiş haftanın oyuncularına. En son şu kartı gelmiş sanırım. 94'lük kartı gelmiş. Buna bakalım, şöyle kadroya koyduğumuzda 97 oluyor. Defansif farkındalık 90. Güzel. Şöyle kafa vuruşu da iyiymiş. Şöyle bir kartı gelse kullanılabilir. Ben de kullanırım arkadaşlar. Bir de Martinelli'ye bakalım. Martinelli de 2 gol atmıştı çünkü arkadaşlar. Onun hangi kartı gelir bakalım. Haftanın oyuncularına bir tane kartı gelmiş. Ve bende Magalhães var ama Martinelli yok. Gerçekten Martinelli'nin şöyle bir kartı gelirse çok güzel olur. Top sürmesi falan da çok iyi. Şöyle takıma koyduğumuzda 99 oluyor hatta. Pas değerleri çok düşük değil mesela. Bitiriciliği falan iyi. Yani şöyle bir kartına benim de ihtiyacım var. Gerisi de güzel olur. Kullanırım. Martinelli'yi de Magalhães'i de kullanırım arkadaşlar. Devam ettiğimizde Bournemouth Liverpool maçı vardı arkadaşlar. Muhammed Salah maçta oynamadı fakat Diogo Jota ve Darwin Nunez'in maçı etkisi oldu arkadaşlar. Diogo Jota 2 gol 1 asist yapıp 3 gole doğrudan katkı sağladı. Darwin Nunez de 2 gol attı. Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle Jota yazdığımızda çıkar herhalde. Ama doğru yazmamız gerekiyor. Evet. Diogo Jota'ya bakalım hemen. Haftanın oyuncularının sadece bir tane sol açık kartı gelmiş. Geçenki maçta Liverpool Bournemouth maçında hangi kanat, hangi mevkide oynadı bilmiyorum. Ama sol açık kartı gelmiş daha öncesinde sadece bir kere Diogo Jota'nın. Tekrar bir santrafor kartı falan gelirse güzel olur, kullanılır. Özellikleri de fena değil, bence güzel. Bir de Darwin Nunez'e bakalım. O ne kadar gelmiş? Kaç defa gelmiş? Darwin Nunez'in kartı da şu arkadaşlar. En son şu kartı gelmiş muhtemelen. Soldaki kartı. Evet. 94'lük kartı gelmiş. Bende Darwin Nunez'in kartı var. Şöyle takıma koyduğumuzda 97 oluyor. Darwin Nunez değil de Diogo Jota'nın gelmesini istiyorum. Muhtemelen o gelir arkadaşlar. Dediğim gibi Arsenal'dan Gabriel Magalhães, tahminlerimi unutmayın. Liverpool'dan da Diogo Jota gelebilir diye düşünüyorum.
Şimdi İspanya Ligi'ne gidelim arkadaşlar. İspanya Ligi'nde de bir Real Madrid Almeria maçı vardı arkadaşlar. 90 artı 9'da 2-2 beraber biten karşılaşmanın sonunda Dani Carvajal bir tane gol atıp takımına galibiyeti getirmiştir arkadaşlar. Galibiyeti getiren gol ve bek oyuncusu olduğu için önemli bir maçtı. Bence Carvajal'i seçmeleri gerekiyor ve o maçta arkadaşlar bizim Jude Bellingham'ın bir rövaşata kalkışı, bir rövaşata vuruşu vardı. Mükemmel. Hayatımda böyle akrobatik bir rövaşata çok az gördüm gerçekten. Adamın boyu neredeyse 1.85, o vücudu komple olduğu gibi döndürdü yani. Böyle bir rövaşataydı. Ama kaleye gitmedi. Fakat izlerseniz bence çok beğeneceksiniz ki gol olsaydı bence o da klasiklerden biri olabilirdi. Hani spikerin söylediği gibi. Evet, üçüncü tahminimiz de Carvajal arkadaşlar. Bu Carvajal'in de geleceğini düşünüyorum. Sonrasında tekrar Barcelona'nın Real Betis'e konuk olduğu maça gidelim. Bu maçta arkadaşlar Ferran Torres 3 gol bir asist yaptı. Ne demek biliyor musunuz? Bir hat-trick, bir de asist. Yani 4 gole doğrudan katkı, müthiş bir performans sergiledi. O maçta bir de arkadaşlar Lamine Yamal müthiş bir performans sergiledi. Bir çalımım vardı yani, dönerek Sombrero dönüşü deniyordu galiba ona. Sombrero dönüşü. Öyle bir dönüş yaptı. Muhteşem bir çalım attı. Yani spikerlerimiz hayran kaldı şeye, Lamine Yamal'a. Ferran Torres de çok iyi performans sergiledi. O maçta bence %100 Ferran Torres gelir, %100 Magalhaes gelir, %100 Diogo Jota gelir. Bu oyuncuların hepsinin geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Çünkü hani maça müthiş katkıları olan insanlar bunlar. En sonunda bu karta gelmiş. 98 oluyor Ferran Torres'in. Sağ açık kartı ama Almeria maçında hangi, Almeria demişim, Real Betis maçında hangi mevkide oynadı bilmiyorum. Fakat geleceğini düşünüyorum. Yani güzel bir kartı bu arada. Müthiş bir özellikleri var. Daha iyi kartı da gelebilir. Bu 98 oluyor. Aynı bunun bir kartı gelirse de olur. Benim böyle bir kartı yok. Böyle bir kartına ihtiyacım var. Benim Ferran Torres'in şu kartı var ama daha yükseltmedim. Bakalım bunu yükselttiğince ne oluyor? Belki bunu yükseltiriz. Oo, bu şu top özellik, toplu şeylerine bak, top sürmesi falan çok iyiymiş lan. Ben bunu hiç yükseltmedim. 99 mu oluyor? Yok. Bendeki kartı bu değil ya. Bedava verilen kartıydı. Hangisiydi o? Tebu kartı vardı. Özür dilerim ha. Tebu kartıydı bende. Bu kart iyi değil ama az önceki kartım iyiydi. Şimdi gelelim Girona Sevilla maçına arkadaşlar. Bu maç gece oynandı. En son oynanan İspanya maçıydı bu. Girona Sevilla maçı. Burada arkadaşlar nasıl yazı, nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben spiker okumuştu. Fakat unuttum. Dovbik, Dovbik deniyor, okunuyor ama nasıl yazılıyor bilmiyorum. A nokta. Şöyle geri çıkalım. Ne oldu? Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Minicik bir aksaklık oldu. Hemen hallettik arkadaşlar. Evet, diyordum ki Girona Sevilla maçında Dovbik, şöyle yazalım nasıl yazılıyor. A nokta. A yok, koymayacağız. Dovbik. Nasıl yazılacak lan bu? Dov. Evet, çıktı. Şu ismi şu Dovbik. Haftanın oyuncularına da gelmiş arkadaşlar bu arada. O fırsatçı golcü olarak kartı da yenmiş. Santrafor bir oyuncusu arkadaşlar. Hat-trick yaptı. 3 gol attı. Girona'lı bu Dovbik oyuncumuz. Şöyle en son bu kartı gelmiş ama bu 4 yıldızlı gelmiş muhtemelen. 94'e kadar çıktığına göre bence bu 4 yıldızlı. Ve bunun 5 yıldızlı bir kartı gelmesini istiyorum. Çünkü Girona şu an biliyorsunuz arkadaşlar İspanya Ligi'nde zirvede, Barcelona'dan Real Madrid'den en önde bir takım oldu. Çok iyi oynuyor bu sezon ve bu oyuncu, bu takımdakinin oyuncunun, santrafor oyuncusunun yani 3 tane hat-trick yaptı, 3 tane gol attı, bir maçtan sonraki gelen kartı 4 yıldızlı olmamalı. Bence 5 yıldızlı olmalı. Yani nasıl olmalı ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Şuna bir 30 yapalım bakalım. En üst seviye diyelim. 105 oluyor. Yani evet, şöyle bir kartı olabilir arkadaşlar. 98'lik bir kartı olabilir. Yani bunu ben kendi elimle yaptım ama biraz daha özellikleri, becerileri istediğim gibi olmadı. Fakat 98'lik bir kartı gelebilir. Dovbik'in böyle bir kartına ihtiyacımız var açıkçası. Çünkü hem hat-trick yapıyor hem de şu an ligin zirvesinde bir takımdan. Devam ettiğimizde arkadaşlar Empoli ve Monza maçı vardı. Bu maçta da bir hat-trick daha geldi. Bu hafta çok fazla hat-trick oldu arkadaşlar. İtalya ligine gittik tabii ki. Empoli Monza'nın Zurkowski nasıl yazılıyor? Zurkowski, evet, şurada.
Bakalım bu oyuncumuza. Bu oyuncumuzun daha önce hiç haftanın oyuncuları kartı gelmemiş arkadaşlar. Göbek oyuncusu olarak standart kartı var Zurkowski'nin. Bu mu ya? Emin miyiz? Zurkowski. Evet, bu oyuncu. Arkadaşlar Zurkowski hat-trick yaptı. 3 tane gol attı. Empoli takımının oyuncusu, göbek oyuncusu ve bu oyuncunun da geleceğini düşünüyorum. Haftanın oyuncularına bilginiz olsun. Hemen fazla daha uzatmadan sıradaki oyuncumuza geliyoruz. Vlahovic. Evet, Dušan Vlahovic en son şu kartı gelmiş haftanın oyuncularına. Arkadaşlar Juventus Lecce maçı vardı. Juventus deplasmanda 3-0 yendi ve Vlahovic 2 gol attı. Bir gol de Bremer attı arkadaşlar. Bremer de stoper bu oyuncu. Vlahovic daha öncesinde çok az geldiği için ben Vlahovic'in geleceğini düşünüyorum. Bu kartına benzer bir kartı gelebilir. Ama daha seviyeleri yüksek olsa bence daha iyi olur. Yani top kontrolü, hızlanma falan birazcık daha iyi olsa güzel olur. Bir de Bremer'e bakalım arkadaşlar. Çünkü Bremer de stoper bir oyuncu. En sonunda bu kartı gelmiş. 93'lük kartı gelmiş. Ya yani Bremer'in değil de ben Vlahovic'in daha çok hani geleceğini düşünüyorum. Çünkü Bremer'in çok kartı var ama Vlahovic'in kaç tane kartı gelmiş? Bakalım hemen. Şöyle geri yaptığımızda çıkar herhalde. Sonuç yok diyor. Neyse. Vlahovic'in az kartı geldi de Bremer'in bence çok kartı geldi. O yüzden Bremer'in Vlahovic'in geleceğini düşünüyorum. Evet. Son olarak Türkiye ligimize gidelim. Türkiye Süper Lig, Trendyol Süper Lig'e gidelim arkadaşlar. Trabzonspor Galatasaray var, maçı vardı. Çok güzel bir maçtı. Ben de kendim Galatasaraylıyım. Şimdi burada arkadaşlar maçta iki tane öne çıkan isim var. Birisi Zaha, birisi Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Zaha'nın lig oyuncularından bir kartı var. Nerede? Şurada. Süper Lig oyuncularının kartı var arkadaşlar. En üst seviye takıma koyduğumuzda şöyle çok güzel bir kartı var. Bu arada top sürme 95, hızlanma falan iyiymiş. Bitiricilik bir düşükmüş belki. Bu kartı arkadaşlar gerçekten güzelmiş aslında. Bu kartını ben çıkartmak isterdim. Haftanın oyuncuları kartı var mı? Bir bakacağım. Bir tane haftanın oyuncuları kartı var ama bu Türkiye Galatasaray Ligi'nden değil. Crystal Palace'da oynarken verilen kartı. Bu da bu tipi ne lan? Bu tip niye böyle saça başa bakamam? Böyle Zaha bu muydu lan? Şaka şaka. Şimdi bu kartı daha önce gelmiş haftanın oyuncularına. Bir de arkadaşlar ligimizdeki kartı var. Şu an hala paket olarak duruyor. Bir de öncesinde gelen şu kartı vardı. Bu da Crystal Palace kartıydı. Bu bende vardı. Bunun top sürmesi falan çok iyi arkadaşlar. 99'a kadar falan çıkıyor. Hız hızlanması falan iyi. Ben Zaha'nın geleceğini düşünüyorum. Çünkü 3 gole doğrudan katkı yaptı. Ama Kerem Aktürkoğlu da arkadaşlar 2 gol attı. Nasıl yazacağız bunu? K nokta. Aa, Kerem'i bulamıyoruz. Bir dakika. Şöyle yapalım. Tekrar Kerem yazalım. Aktürkoğlu yazsak. Evet, çıkıyor. Şurada en üstte. Kerem Aktürkoğlu'nun şu kartı geldi. Bu kartı bende vardı arkadaşlar. Bu da top sürmesi, hızlanması falan çok iyi. İkisi de çok iyi hızlı oyuncular. Ben şahsen Zaha'nın geleceğini düşünüyorum. Kerem daha önce gelmiş Galatasaray kartı ama Zaha gelmedi. Muhtemelen Zaha gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Haftanın oyuncularına. Şimdi haftanın oyuncuları tahminimiz geçti. Tek tek arkadaşlar üstünden geçerek söylüyoruz. Gelecek oyuncuları söyleyeyim size arkadaşlar. Tahminim aklınızda tutun. Bence çoğu gelecektir bu hafta, emin olabilirsiniz. Gabriel Magalhães 1. 2 gol attı, stoper oyuncusu. Diego Jota 3 2 gol bir asist yaptı. O gelebilir. Carvajal gelebilir. O da bir gol yaptı, son dakikalarda attı. Ferran Torres gelebilir. Etti sana 4. Dovbyk gelebilir 5. Ondan sonra Zurkowski gelebilir 6. Blahovic gelebilir 7. Son olarak Zaha veyahut da Kerem gelebilir 8. Bu kadar arkadaşlar. Tahminen 8 tane oyuncu gelecektir. Hiç olmazsa 5 tanesi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, haftanın oyuncuları tahmin bölümünü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizler kimlerin geleceğini tahmin ediyorsunuz? Daha 2 gün var. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.